Komşuluk. Sual: Komşu hakkının dindeki yeri nedir? Cevap: Komşu hakkı önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Allah'a ve kıyamete inanan komşusuna iyilik etsin. Evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını verin. Komşusu açken tok yatan gerçek mümin değildir. Komşuya da ana babaya hürmet eder gibi hürmet etmek gerekir. Güzel komşuluk etki hakiki mümin olasın. Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslümansa sende iki hakkı vardır. Biri komşuluk hakkı, biri de Müslümanlık hakkı. Komşu üç türlüdür. Bir hakkı olan, iki hakkı olan, üç hakkı olan komşu bir hakkı olan akraba olmayan gayrimüslim komşudur. İki hakkı olan komşu, Müslüman olan komşudur ki, onun hem Müslümanlık hem de komşuluk hakkı vardır. Üçüncü hakkı olan komşuysa, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır. Komşusunu üzen, beni üzmüş olur. Bana eziyet eden, Allah'a eziyet etmiş olur. Komşusuyla dövüşen benimle dövüşmüş olur. Benimle dövüşen Allah'la dövüşmüş olur. Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren fakat diliyle komşularını inciten nice kimseler vardır ki gidecekleri yer cehennemdir. Komşuya emri maruf yapmamak önemli bir kul hakkıdır. Mesela alkollü içkilerin, açık gezmenin haram olduğunu güler yüz ve tatlı dille komşularına anlatmalı. Komşularının günah işlediklerini görüp de, bana ne diyerek evine çekilen, uygun bir şekilde onlara nasihat etmeyen ve kendileriyle görüşmeyen, onların cehennemden kurtulması için yardım etmeyen mesul olacaktır. Komşuları böyle bir kimseyi kıyamette Allahü Teala'ya şikayet edeceklerdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Nice kimse kıyamette komşusunun yakasına yapışıp, ya Rabbi, buna niçin kapısını bana kapattığını sor. Niçin elindeki nimetlerden bana da vermedi diyecektir. Komşun yardım isterse yardım et. Borç isterse borç ver. Fakirse gözet. Hastalanırsa ziyaret et. İyi şeylerini tebrik et. Felaketlerinde sabır dile. Ölünce cenazesine git. Kötü komşu Müslüman komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, kamil mümin değildir. Allah'a ve ahirete inanan, komşusunu incitmesin. Allah ve Resulünü seven, bunların da kendisini sevmesini isteyen, konuşunca doğru söylesin. Emanete riayet etsin ve komşusuyla iyi geçinsin. Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar. Komşunun köpeğini döven, sahibini incitmiş olur. Sıkıntıya düşen komşusuna yardım edene, sıkıntısını giderene, kıyamette en kıymetli elbiseler giydirilir. Komşu hakkı dört taraftan kırk evdir. Kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi diyorlarsa, Allah indinde iyi olduğunu anlasın. Evet, salih komşularımız bize iyi birisi diyorlar mı? Her Müslümanın, bilhassa yeni evlilerin, haramlardan sakınan, ibadet yapan salih Müslümanlar arasında ev araması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ev satın almadan önce, komşuların nasıl olduklarını araştırın. Yola çıkmadan önce, yol arkadaşınızı seçin. İyi komşu İyi komşu, sadece komşularına zarar vermeyen değil, onlardan gelecek zararlara ve sıkıntılara da katlanandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, malına veya çoluk çocuğuna zarar verir korkusuyla, komşusuna kapısını kapatan, onunla görüşmeyi kesen, hakiki mümin değildir. Allah indinde komşuların iyisi, komşularına faydalı olandır. Cebrail aleyhisselam, komşu hakkının öneminden o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Bir kimse komşusundan ne bekliyorsa, komşusuna da aynı şeyleri yapmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiği şeyi, komşusu veya arkadaşı için sevmedikçe iman etmiş olmaz. İyi komşu bir nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Şunlar Müslüman için saadettir. Salihah hanım, iyi komşu, geniş ev ve uygun binek. Bir salih Müslümanın hürmetine komşulara gelecek yüzlerce bela önlenir. İki kişi ölen komşusu için biz bunu iyi biliyoruz derse, o kul öyle olmasa da Allahü Teala meleklere buyurur ki iki komşunun şahitliğini kabul edin ve ölenin ilmimdeki durumuna bakmayın. İyi komşuluk ülkeleri mamur eder ve ömrü uzatır. İyi komşu, komşusunu cennete sokar. Komşuyu üzmekten sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, komşusuna eziyet eden, bana eziyet etmiş olur. Komşusuna eza edeni Allahü Teala sevmez. Komşusu şerrinden emin olmayan gerçek mümin olamaz kötü komşuya kıyametti Allahü Teala rahmetle nazar etmez. Allahü Teala komşusunun kötülüğüne ölene kadar sabreden kişiyi sever. Eza eden komşuya sabredeni Allah sever. Allah ve Resulünün sizi sevmesi için emanete riayet edin, doğru konuşun, komşunuzu üzmeyin ve ona iyi muamele edin. Sual, bizimle aynı varlıkta komşu bir hanım var. Evimizde un, şeker, yağ gibi gıda maddesi veya herhangi bir kitap, bir alet görse, ödünç olarak, ariyet olarak ister. Getirme huyu da yoktur. Hani maddi durumları kötü olsa varsın getirmesin diyeyim. Bizden aşağı tarafları yok. Beyim ne isterse istesin. Hiçbir şey vermemeli diyor. Komşu hakkından korkuyorum. Vermesem günah olur mu? komşumun her gördüğünü istemesi ve aldığını getirmemesi günah değil midir? Bu komşu sadece bizden değil, başkalarından da böyle şeyler istiyormuş. Cevap Beyiniz, sizin malınızı, siz de beyinizin malını izinsiz harcayamazsınız. İzinsiz harcamak, başkasına vermek günah olur. Komşu gelince beyim razı olmuyor, ondan izinsiz bir şey vermem günahmış derseniz, o da bir daha bir şey isteyemez. Ondan bundan bir şey istemek doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlardan bir şey istemeyin, velev ki bir misvakı bir defa kullanmak için de olsa. Ödünç veya borç alıp da vermemek günahtır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, aldığı borcu ödemek istemeyenlere Allahü Teala kıyamette bu kimsenin hakkını sizde bırakacağımı mı zannettiniz buyurarak o kimsenin iyi amellerini alıp diğerine verir. Eğer borcunu vermeyenin iyi ameli yoksa borç verenin kötü amellerini, günahlarını borçluya yükler. Bir kimseye zarar vermek, kalbini kırmak kötüdür. Fakat komşuya zarar vermek, onu incitmek daha kötüdür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Komşusu zararından emin olmayan kimse Allah'a iman etmiş sayılmaz. Yani bu kimse kamil mümin değildir. Komşu kötü de olsa ona elden gelen iyiliği yapmaya çalışmalıdır. Müslüman komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Sual: Gittiğim yerlerde çeşitli sebeplerden dolayı bazı bahaneler bularak yapılan ikramları kabul etmiyorum. Gülah oluyor mu? Cevap: Meşru bir mazeretiniz yoksa yiyip içilmesi haram olmayan ikramı reddetmek uygun değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimseye bir arkadaşı ikramda bulunursa onu kabul etsin. Çünkü o Allahü Teala'nın ikramıdır. Allah'ın ikramını da reddetmeyin. Arkadaşının evine gelip de önüne konulanı yememek cefadır.